Merhabalar değerli izleyenler. Özel yayınımızda karşınızdayız. Evet, Gezi'nin yıl dönümünde 2 yıl önce polis şiddetiyle yaralanan konuklarımız var şu anda. Stüdyomuzda Gezi Gazileri Dayanışma Platformu temsilcilerinden Aydın Aydoğan ve Erdal Sarıkaya şu anda yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evet, genel olarak bu 2 yıllık süreçte neler yaşandı, bu Gezi direnişiyle ilgili ayrıntıları sormak istiyorum ama öncelikle kendinizi tanıtarak başlamanızı istiyorum. Tabii. Ben Erdal Sarıkaya, Gezi Gazisi Erdal Sarıkaya olarak kendimizi tasvir ediyoruz. Sonuç itibariyle bu süre zarfında dönemin başbakanın bir ifadesi olmuştur. Kahraman polislerim demiştir, büyük başarı sergiledi demişlerdir. Biz tarihte bunu açık görmüşüzdür defalarca. Kolluk kuvveti düşmana karşı bir başarı sergilediği zaman kahraman ilan edilir. Ha, bu doğrultuda polis kahraman ilan ediliyorsa ve hükümet o zaman sokaktaki halkını düşman kabul görmüştür ve bu süreçte şehit düşenlerimiz şehittir, yaralananlarsa gazidir. Bu doğrultuda Gezi Gazisi olarak kendimizi tasvir ediyoruz. Sürecin devamlılığı işte bağlı olarak bundan önceki süreçte normal bir yaşantı hayat süresi paylaşırken bu geziden sonra hayatımız tamamıyla değişti. Bundan önce normal Erdal Sarıkaya olarak varken şu an Gezi Gazisi Erdal Sarıkaya olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu 2 yıl süre boyunca hayatımızda çok farklı farklı şeyler değişti. Yaşam tarzımız değişti. Bir kere en azından şu var. 11 Haziran günü saat 12.30'da tas tamam vücudunuz sağlıklı bir şekilde var iken bir dakika sonra artık %45 engelliyim. Yani vücudumun bir parçası, yani gözümü halkıma emanet ettim. Devlet şiddetiyle, polis vahşetiyle vurularak, direkt hedef gözetilerek kasten vurularak sağ gözümü halkıma emanet hediye etmiş durumdayım. Tabii bunun yansımaları çok farklı. Hayatımıza çok şeyleri değiştirdi. Ama bizim için önemli olan o başlatmış olduğumuz mücadelenin devamlılığı, devam etme sürecidir. Bunun sürecini de yaşatmaya çalışıyoruz. Gezi'yi onuruyla temsil etmeye, gelecek kuşaklara aktarmaya, nasıl 68 kuşağının başlatmış olduğu bir özgürlükçü hareketi, bir devrim hareketi varsa Gezi de bu sürecin bir yansımasıdır, bir devamlılığıdır. Bu doğrultuda biz de bu süreci olabildiği kadar halkla paylaşmaya, çünkü mevcut iktidar bizi terörist ilan etti. Çapulcu dedi, vandal dedi, marjinal dedi. Bir takım sıfatlarla bizi halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmasına rağmen biz bu sürecin ne kadar demokrat bir süreç olduğumuzu, çünkü anayasanın 26. maddesi açık, kişi kendini gerek toplu, gerek bireysel olarak, gerek açık alanda veya kapalı alanda kendi ifade etme hakkına sahiptir diye bir madde var. Ve biz bu maddeye istinaden biz de mevcut demokratik haklarımızın elimizden gitmemesi için o alanlarda yer aldık ve bu sürecin de devamlılığını sürdürme mücadelesi vermekteyiz şu an. Sizi de biraz dinleyebilirsek. Ben de Aydın Aydoğan. Gezi şöyle bir şey diyebilirim. Benim için bir hayatımda bir milat oldu. Şöyle bir şey, yani Gezi'den önceki Aydın, Gezi'den sonraki Aydın diye kendi hayatımı artık ikiye ayırmış durumdayım. Çünkü Gezi süreci boyunca biz bu ülkenin, bu ülkede artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını artık bu hükümet de anladı. Dünyada da artık bunun bir devinim olduğunu, bunun da artık Türkiye'de her şeyin artık eskisi gibi olamayacağını ve bir kırılma noktası olduğu anlaşıldı. Ben Gezi'den önce sıradan bir vatandaş gibi hayatını idame ettiren bir vatandaştım. İşte bir turizm işiyle iştigal ediyordum. Direnişin 11. günü işte. Harbiye'ye bir işim vesilesiyle gitmek üzereyken orada yaralılara yardım etmek istediğim sırada polis şiddetine maruz kaldım. Atılan gaz fişeği sonucu sol ayak aşil tendonunda yırtık oluştu. İşte bir 5-6 ay yattım. Şu anda sağlık sorunlarım sürekli devam ediyor. İkinci bir ameliyat olmam icap ediyor. İşte Gezi ile ilgili şöyle bir şey diyebiliriz. Bu 2 yıl geçti. İşte bu Gezi'den sonra hayatımızda neler değişti? Hayatımızda çok şey değişti. Hayatımızda bir kere somut baskılar da var da fakat atmosfer olarak yani sürekli bir baskı altındayız zaten.
Çünkü o zamanki mevcut düzenin, mevcut hükümetin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşbakanımız bizim için hedef göstererek, işte bunlar teröristtir, bunlar işte marjinaldir, bunlar çapulcudur, bunlar şudur budur, bunlar dış güçlerle irtibat halindeler. Biz herhangi bir dış güçten irtibat halinde değiliz. Bu bizim üzerimize yüklenen bu yükün tabii 2 yıl geçmesine rağmen bu üzerimizdeki bu ağır yükün hem sağlık alanında hem hukuk alanında mücadelesini sürdürmekteyiz. Hukuk alanında önümüze bir sürü engeller çıkarıldı. İşte gezi süreci boyunca işte bu 5 tane savcımız değişti. En son ölen savcımız vardı. Buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu ilk açıldığı zaman biz söyle bir şey var. 8.762 kişi yaralı vardı. Devlet bunun 272 kişisini soruşturmaya gerek duydu. Soruşturma başlattı. Fakat bu 272 kişiden de 2 yıl geçmesine rağmen herhangi bir soruşturma verilmedi. Berkin Elvan da bunun içinde. Peki, ikiniz de özel sektörde çalışıyordunuz bu gezi öncesi. Evet. Siz turizm ya da siz herhangi bir şirkette. Peki hangi taleplerle siz bu geziye katıldınız? Neden gezi alanındaydınız? Bunu da dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi gezi kimisi için bir ağaçtı, kimisi için doğaydı, kimisi için özgürlüğüydü, kimisi için erkek arkadaşıyla veya kız arkadaşıyla sokakta istediği gibi yaşamaydı. Kimisi için bağımsızlıktı. Benim içinse çocuklarımın ve ülkemin geleceğiydi. Ben ilk geziye çıktığım zaman Mehmet Ayvalı Taş'ın şehit edilmesinden sonra ben geziye çıktım. Normalde işe gitme saatinden 5-6 saat öncesinde geziye evden çıkmak üzereyken eşim dedi neden erken çıkıyorsun? Ben nereye gidiyorsun dedi. Ben dedim Taksim'e gidiyorum dedim. Neden gidiyorsun dedim. Çocuklarım için gidiyorum dedim. Yani onlar için gitmek zorundayım dedim. Ama dedi bak dedi bir tane genç şehit edildi dedi. Olsun dedim yani olabilir. Her şey olabilir. Ama yarın öbür gün bu çocuklar inançlarını gizleyerek kimliklerini inkar edeceği bir ülkede yaşamaktansa ve yarın öbür gün bu çocuklar kalkıp da amca, abi, baba, dayı ya size böyle mi bir ülke emanet edildi? Yani idam sehpasına gülümseyerek gidenlerden almış olduğunuz ülke, mücadele bu noktaya gelirken siz kör müydünüz? Neden sen müdahale etmedin dememesi için ben o gün oradaydım. Ben çocuklarımızın ve ülkemin geleceği için. Yani bu ülke asla diktatörlük veya sivil darbeyle yönetilemeyecek kadar çok geniş bir mozaiğe sahip ve o kadar da özgürlüğün var olduğu bir ülke. Ben bunun için gezideydim. Ve bunun devamlılığını kılmak için de hala devam ediyorum ve etmekte de kararlıyım ki asla da geri dönmeyeceğiz zaten. Sizden de dinleyelim. Dilerseniz. Gezi bir ağaçla başladı. Bir yurdu savunmaya döndü. Şimdi gezi umutsuzluğa verilmiş bir cevaptı o zamanki mevcut hükümete. Coşkulu bir direnişti. Ayrıca gerçi sınıfsal, toplumsal, sosyal, siyasal bir baskı olsa dahi o zamanki mevcut. Çünkü o zaman kaç çocuk yapacağına, insanların nasıl hayatını yaşayacağına, hükümetin bunlara müdahalesine her ne kadar toplumun ufak tefek tepkileri olsa da gezi aslında eşitlikçi, çevreci, özgürlükçü ve bunun sadece ülkemiz için değil, gelecek için de diğer ülkeler için de bir örnek olması için bir şeydi. Şöyle bir şey diyebiliriz, şehirleşen toplumlarda insan faktörü göz ardı edildiği müddetçe şimdi nedir? Barınma hakkı kutsaldır, yaşama hakkı kutsaldır, işte sağlık şeyleri kutsaldır. Bunları göz ardı eden yapılaşmalar kesinli ve kesin sorunlar yaşayacaktır. İşte yaklaşık bu 80'den beri bu ülkemizde bu ülkenin siyasi iktidarları bu ülkeye balyoz gibi indirilmiştir. Bu halkın üzerindeki bu baskı artık geziyle beraber bu bir tepkiye dönüştü. İnsanların içinde biriktirdiği bir tepkiydi. Bu mesela 2B'den mağdur insanların o gün oraya geldiğini biz gördük. 2B'den mağdur olmuş ama gelmiş geziye katılmış. İşte LGBT'den insanlar gelmiş oraya katılmış. İşte
taşeron işçiler vardı, atılmıştı, oraya gelmiş, katılmış. Gezi aslında bir tepkiydi. İşte ben şöyle bir şey diyorum, ben hükümetin yerinde olsam, bu kadar yanında çalışan insanlar var, devlet kurumları elinde, toplum bilimcileri var, sosyal bilimcileri var. Bu geziye katılan insanların bir kronolojisini tutarım. Bunlar neden katılmış, ne istiyorlardı, neden oraya geldiler? Bunları çözseler aslında sorunun kendinden kaynaklandığını anlayabilirlerdi. Peki siz o gün gezi alanındaydınız, söylediniz. Aslında baktığımızda, genel olarak o tabloya baktığımızda müthiş bir halk dayanışması, işte büyük bir umut vardı. Evet. Hani gerçekten umutların yeşerdiği, ağaçla birlikte yeşerdiği bir noktadaydık. Peki o anınıza dönmek istiyorum. Siz gözünüzden, siz de bacağınızdan yaralandınız. Peki o an neler oldu? İşte bu yaralanma esnasında size kimler yardım etti? Sağlık ekibi geldi mi? İşte bu aşamayı da sizden dinlersek. Tabii. Şimdi öncelikle orada, hele ki bilhassa 11 Haziran, biz 11 Haziran'da en büyük şiddete maruz kaldık. Hı hı. En çok yaralananlarımız, şehitlerimiz hep 11 Haziran'a endeksli oldu. Çünkü bir gün öncesinden meydan okumuştu kendisi. Hı. Çıkmazsanız ben çıkartmasını bilirim demişti. Çok vahşice bir kelime bu. Yani halkın yaşam, yani herkesin ortak kullanım alanı olan bir yerde ve halka ait olan bir yerdeki bulunan insanları cebren ve zorla çıkartmayı öngören bir söylem doğrultusunda 11 Haziran akşamı büyük bir müdahale gerçekleşti. O gece, yani vahşetin daha çok büyümemesinin yegane sebebi orada bulunan tıbbiyeli arkadaşlarımız. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten çoğu kişimizin de belki hayatını orada bulunan tıbbiyeli arkadaşlar kurtardı. Evet, biliyorum ama onlar da o kadar hani evet, teşekkür ediyoruz. Soruşturma onların da bir mahkemelerine gidiyoruz. O noktaya da evet, değineceğiz. Yani şu vardı. Yani mesela saat 12.30 bir sıraları arasında bakın benim göz çevremde kırık yok. Tam göz bebeğinden vurulmuş. Tam yani tahmini 10-15 metrelik bir mesafeden bir atış açısıyla vuruldum. Yani sabırla beklemiş açıkçası, yani o açıyı yakalayabilmek için o vahşeti sergileyen polis veya ben lejyoner diyorum, paralasker artık yani lejyonerler. Vuruldum, direkt bağırdım yani vuruldum doktor diye. Hemen arkadaşlar aldı, divan otelinin altına götürdüler beni. Oradaki tıbbiyeli arkadaşlar müdahale ettiler. O ilk müdahale eden doktorun o bakışını hiçbir zaman unutamam çünkü şuurum bilincim yerindeydi, yani baygınlık falan geçirmedim. Çok acı bir ifadeyle yüzüme bakıyordu böyle. Dedim söyle dedim, ya ben çocuk değilim, hani nedir? Yani durum ne? Abi dedi bu gözü kurtaramazlar. Yani ya dedim can sağlığı olsun. Hani bu bir kazanç, başarı. Bu bir adanmış bir davanın, bir mücadelenin bir meyvesi. Ve müdahale sonrası hemen gözümü sardılar. Şişli Etvale gittik. Orada 3 saat bekletildim. Ok meydanına götürüldüm. İlk ameliyatı orada gerçekleştirdiler. Bir ay sonra Çapa'da ikinci ameliyatla göz tansiyonu başladı. Çünkü öbür gözü kaybetme riskim doğdu. Gözü aldılar. Tahribat o kadar büyük ki içeri tamamıyla parçalamış. Üçüncü ameliyatı bir daha gerçekleştirdim. Şu an dördüncü bir ameliyat olma riskiyle karşı karşıyayım ki ona da doktorlarım karar verecek. Yani sadece hukuki sorunla mücadele vermiyoruz biz veya sosyal baskıyla da mücadele vermiyoruz. Sağlık açısından da yani hala bir takım sorunlarımız has safhada. Yani bir kere düşünün, yani artık sağ tarafınız yok ve yürümeye çalışıyorsunuz. Yani hareket etmeye çalışıyorsunuz bir tarafınız, sonuç itibariyle eksik görüyor. Yani geçen gün hatta arkadaş da şahittir, karşıdan karşıya geçerken sağ tarafımı görmediğim için araba geldi, direkt kolumdan vurdu. Ya sonra adamı dedik ya biz görmüyorduk, özür dileriz, hata bizde. Yani bir takım süreçleri hep yaşadık ve devam edecek ama en başta o tıbbiyeli arkadaşlar, ben burada huzurunuzda çok 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 teşekkür ediyorum. Yani nice arkadaşımızın kan kaybından bile ölmemesine onlar vesile oldu. Evet, yine onları açacağım, ancak sizden de dinlemek istiyorum. Ben işte 11. gün Haziran'ın işte bana ilk orada Taksim'de vurdukları zaman beni Gezi Parkı'nın içinde revir vardı. Beni ilk oraya götürdüklerinde Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Özdemir Aktan Bey vardı, Profesör Doktor. Bana, ben kendisine sonra aradım, teşekkür ettim. Kendisiyle görüştüm. Hala da görüşüyorum.
benim kanamımı durdurdu. Benim burada herhangi bir müdahale yapılamayacağını, benim hastaneye gitmem gerektiğini anlattı. Tabii o hastane sürecinde de çok değişik şeyler yaşadık. İşte 6 kişi bizi orada bir çimenlere uzattılar. Ambulans yok, araç yok, hiçbir şey yok. Giremiyor oraya. Bir tane otelin bir arabasına göstericiler müdahale ettiler. Bunları alıp hastaneye götürmen lazım dediler. İşte bizi 6 kişiyi ambulansa bindirdikleri zaman sağ olsun o şoför arkadaş belki izliyorsa bizi. Bizi götürdü Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nda Çevik Kuvvet'in önüne tam geldi. Arabayı bıraktı kaçtı imdat dedi. Biz de şok olduk. Polisler de bizi ite kalka indirdiler. Bizi yerlere uzattılar. Bekleyin burada dediler. Tabi ambulans getirdiler. Kimlikleri vermeden ambulansa binemezsiniz dediler. Tek tek şifrelediler bizi. İsmimizi yazdılar öyle bindirdiler. İşte hastaneye gittik. Hastanede ana baba günü bir savaş filmlerinde sahne olur ya böyle kan gölü hastaneler böyle. Aynı o şekil gittik hastane. Her taraf yaralı dolu. İşte film falan çektiler orada müdahale ettiler. Yani ben o işin ciddiyetini aslında o zaman anlamadım ayağımın ilk sıcak sıcak işin ciddiyetini. Vurulduktan sonra o şekilde gittim baktım çok kötü insanlar gözünden kafasından kanayanlar var. Doktor bak dedi ki ya senin zaten bir şeyin yok dedi bahçede. Ben dedim ki ya o zaman ben eve gideyim. Eve gittim o şekilde imkanlarımla. Akşam tabii kendim ayağım simsiyah oldu. Bakırköy Sadi konuğa gittiğimde işin ciddiyetini orada anladım. Ayağımda aşil tendonunda kopma olmuş. İşte ayağımı alçaldılar bir 5-6 ay tedavi gördüm. İşte 10-15 gün fizik tedavi gördüm. Hala yeni bir ameliyat olacağım bu yakınlarda. İşte bu yapılan vahşet o günkü aslında hastaneye gelip görselerdi. Vahşetin resmi o bir resim yapıldı geçen gün. Esasında orada daha kötü vahim resimler vardı aslında. İşte Gezi bizi ne ifade ediyor dersek Gezi yeşildir, doğadır, çevredir, eşitliktir, çoğunluktur. O zamanki mevcut iktidarın düşüncesi ise nedir? Betondu, AVM'ydi, işte ranttı, yağmaydı, talandı. Gezi bize bunu anlatıyordu. O zamanki karşı tarafa da bunu anlatıyordu aslında da insanlara bunları anlatmadılar. Bunu belki şimdi tarihte öyle günler var. Şöyle deriz ya keşke orada olabilseydim diyeceğimiz günler var. Bence bu Gezi böyle bir gündür. İleride bunu söyleyeceğiz çocuklarımıza. İşte ben oradaydım diyeceğim. İşte ben yani ben o gün oradaydım. Çocuklarıma bunu yani övünerek söyleyeceğim inanıyorum ben. Çünkü bu benim için bir hayatımda yeni bir devinim, yeni bir şey kattı bana. Değişik insanlarla, değişik kültürlerle tanıştım. Aslında hayatın baktığım pencereden farklı bir insanların da yaşadığını, buradaki insanların mevcut düzenin ve mevcut medyanın anlattığı gibi insanlar olmadığını, bunların da benim gibi bir insan olduğunu, aslında haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı savaştıklarını o gün ben anladım. Ve şu anda da onlarla beraber aynı safta mücadele ediyorum. Evet, genel olarak bu geziye baktığımızda siz söylediniz 8.762 kişi yaralandı ve bunlardan 8.762 kişi. Evet, 273 kişi için evet, dava açıldı. Yine bu sürece bakmak istiyorum. Yani baktığımızda işte Gezi Parkı'nda işte ilk müdahaleyi doktorlar, oradaki sağlık çalışanları, evet, gönüllü olanlar yaptı. Yine işte sizin bacağınız için keza baktığımızda bir sorun yok deniyor. İşte akşamında artı benim savcılık hastanedeki raporlarımı istiyor. Bu ölen savcı. Benim hastane raporlarımı değiştirdiler. Dayak sonrası gözetim yazmışlardı. Bizde de orijinal raporlar vardı. Sonra tekrar dosyaya koyduk biz bunları. Yani bunu bizim hastane raporlarımızı değiştirdi devlet. Yani ne kadar kötü bir durum yani. Ki bunlar görünen yüzü yani evet, daha neler... Kameralar bozuk dendi. Biz o gün gittik Taksim Meydanı'na 24 tane kamera saydık. Bir de hiçbir kamerada görüntü yok. Ham görüntü istemiş savcı, ham görüntüyü imha ettik. Polis hissesini istemiş, güvenlik nedeniyle imha ettik. Yani hiçbir çıkar yol bulamıyoruz. Peki bunu da değerlendirelim. Bu işte yardım eden doktorlar hakkında soruşturma açılıyor. Bu kadar maalesef insan yaralanıyor. Ancak bunu yaralayanlar hakkında hiçbir dava işlemiyor. Dava süreçlerine baktığımızda sonuçlanan dava yok. Yok. Evet. Başlayan dava yok aslında. Aslında başlayan dava yok. Genel olarak bu süreci de sizden dinleyelim yani. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın iki yıl boyunca şehitlerimizin davası bir şekilde ilerledi. Hı hı.
ama öyle ama böyle. Onların davasındaki sürecin sonu aslında en büyük vahim. Ya adam direkt kendi silahıyla kameraların gözünün önünde gencecik bir yiğidi şehit ediyor. Vuruyor. Ve buna 7,5 yıl gibi bir ceza kesiyorlar. Düşünün. Ama bunun ailesi mahkeme esnasında o katile birkaç kelime söylediği için 10 yılla yargılanmak üzere dava açılıyor. Şimdi bizim davalarımıza dönerseniz bakın 2 yıl boyunca biz 5 tane ayrı savcı değiştirdik. İlk savcımız Adnan Çimen. Bu sayın savcımız biraz bir şeyler yaptı. Yani belli bir aşamalar kaydetti. Ama sonra öğrendik ki 17 Aralık operasyonundan sonra bu savcımızı görevden aldılar. Sonra ikinci bir savcı atadı. Tabii her savcının arasında 3-5 ay oynuyor. Sonra bir yeni savcı atandı. Faruk Bildirici. Bu savcımız da belli başlı birkaç aşamalar katetti. Hatta polislerin ifadeye çağrılması konusunda yazı hazırlayıp emniyete gönderip hatta gelmez derse zorla getirilmesi konusunda yazı belirtmesine rağmen o savcımızı da görevden aldılar. Sonra bir gün bir baktık yeni bir savcı atamış. Savcıyı akşamleyin atıyorlar. Sabaha adam koltuğa oturmadan savcıyı görevden almışlar. Sonra yerine dördüncü savcımız Mehmet Selim Kiraz atandı. Bu savcının da durumu malum ortada. Bu savcı gerçekten bir şeyler iyi veya kötü belli bir süreye getirdi bu savcı. Bizlerin girişimleriyle durmadan savcının yanına gidip işte dosyamızın takibiyetini sağlamak, işte dosya hakkında bilgi almak ve sürecine dair savcıyla bir takım görüşmeler belirttikten sonra savcımız dosyayı kriminale gönderdi, kriminal büroya. Hani görüntülerin incelenmesinin 40 GB'lık bir görüntü var ortada. Bunun sonunda daha önceki yazışmalarda görüntü yok. Ondan sonra herhangi bir kayıt yok. Ne mobeselerde ne tomalarda ne özel kayıtlarda yani kamera kayıtlarında herhangi bir görüntünün olmadığına dair binlerce bizim elimizde sayfa var ve bunların altına imza atmış emniyet müdürlerinin, polis memurlarının imzaları bulunuyor. Ama kriminal nasıl olduysa biz beklemiyorduk ama bir başarı gerçekleştirdi. 16 bin polisin içinden bizim dosyada 5 polise kadar indirdi. Bunların içinden mesela 2 tanesi emniyetin savcıya göndermiş olduğu dosyada olmayıp ama orada görev yapan Zetçi ve FNC polis. Bir tane polis içinde mesela o gün raporlu diyerekten savcıya emniyet yazı göndermesine rağmen polis orada aktif olarak gözüküyor ve bu rapor çıktı. Bu doğrultuda süreç biraz ilerlemeye başladı. Yani biz dedik tamam hani 5 polis, 2 tane de tanık polis bulmuş kriminal ve bir tane de onların başındaki emniyet komiserine kadar işi indirgedi. Biz tam iş bir şekilde gerçekleşecek derken savcı öldü, öldürüldü. Yani bunun detayına girmende pek bir anlamı yok. Savcının ne şekilde öldürüldüğünü de artık kamuoyu biliyor. Bu doğrultuda yeni bir savcı atandı. Hüseyin Kaya isminde bir yeni bir savcı. Tabii bu savcı dosyaya ne zaman el atar, nasıl olur onu da biz bilemiyoruz. Ne şekilde gideceği de belli değil. Bu süre zarfında 2 yıl boyunca herhangi bir adım alamadık. En son hatta savcımıza da şunu söyledik yani. Dedik ki sayın savcım bakın eğer dosyada bir kademe ilerleyemiyorsak bu doğrultuda hani bize ya dosya hakkında bir takipsizlik kararı verin. Veya herhangi bir işlem yapılmayacağına dair bize bir yazı verin. Biz de süreci farklı bir mecliye taşıyalım. Yavru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidelim. Sonuç itibariyle bizim iç hukuka olan güvenimiz tamamıyla bitmiştir. Yani bir mahkemenin, bir yargının almış olduğu karar kamuoyu tarafından eleştiriliyor veya sorguluyorsa o yargı meşruluğunu yitirmiştir. Yani orada kocaman devasa binalar yapıyorlar. Üzerine adaletin yanına saray yazısını koyuyorlar. Ama içi bomboş, hiçbir şekilde işlevi olmayan boş duvarlar arasında bize adalet aramaya zorluyorlar. Ki kaza geçen günde gördünüz avukatlar dövülerek atıldı. Evet. Bu noktada işte biz bir adaletsizliğin içinde adalet arayışı sürecimizi vermeye çalışıyoruz. Bunu da ne derecede götürebiliriz ki sona kadar da götürmek konusunda kararlıyız. Şunu öngörmeye başladık. Şimdi bu süreç sadece 5 polisle kalmayacak. Veya 6 poliste kalmayacağını çok çok iyi biliyoruz. Polisler deşifre olduğu zaman bu sefer ortaya polis ister istemez diyecek ki bana da emri bu müdürüm verdi.
Onun peşinden müdür de diyecek ki bana da emri emniyet müdürü verdi. O vali, İçişleri Bakanı ve dönemin başbakanı, şimdikinin cumhurbaşkanına kadar bu iş gidecek. O polisler bizi bilerek ve kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanırken, onları kahraman ilan eden, onlara palazlayan, sırtlayanların ise insan öldürmeye, hatta şöyle diyelim, insanlığı katletmeye teşebbüsten yargılanacağını çok iyi bildiğimiz için bir türlü yargıda ilerleyemiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Yani süreç 5 polisle ibaret değil. Tepedeki, yani bu ülkeyi sivil darbeyle yöneten, darbeyle yönetmekte kararlı, hatta 80 darbesindeki Kenan Evren'i bile arattıracak kadar bir baskıyla yöneten bir sistemin en tepesindeki duran insanı yargılayacak bir sürece gireceği için bizim dosyalarımız bir türlü ilerletilmiyor. Sizin sanıyorum 9'unda bir davanız var, onu da biraz değinebilirsek. Şimdi bu ceza davasında bu açılan bu toplu dosyada ben herhangi bir şey çıkacağını şu anda mevcut hükümetin müdahaleleriyle imkansız olduğunu inanıyorum. Çünkü başsavcı vekilleri bu olaya müdahiller çünkü. Sayın savcımızın üzerinde de ölen büyük bir baskı vardı zaten aslında da kendisinin. Orada zaten haftada iki gün çalışarak geri kalan günleri normal ceza davalarına bakan bir savcının 272'nin dosyasını çalışmazsa ne beklenir ki yani? Yani bizi işte kriminale gönderiyor. Kriminalde görüntü bozuktur diyor. Tekrar geri dosyayı gönderiyor. İşte biz de diyoruz ki ya biz bu adamla aynı gün vurulduk. Kriminal dosyayı gönderiyor. Aynı 11'inde görüntü yoktur diye ama bu adama görüntü göndermişsin. Aynı gün vurulduk. Aa öyle mi diyor, o zaman diyor bir daha dur yazı yazalım diyor. Yani çok çelişkili, çok karma karışık bir işler var. Burada hukuk kurallar ve kaideler çerçevesinde işletilmek zorunda olduğu için şimdi bakıyorsun mesela biz savcıya gidiyorduk mesela şifayen bir şey soruyorduk. Şimdi cevap vermesi zorunlu. Şimdi cevap verirse olmuyor. Vermesi olmuyor. Diyor ki bize yazılı beyanda bulun. Biz yazılı beyanda bulunup yazılı evrak aldığımız zaman da sıkıntıya oluyordu. Yani bu dosya çok çelişkili, çok karışık bir dosyaydı. Bir de biz vurulduktan sonra arkadaşlarımız işte bu maddi manevi tazminat davası açtık hepimiz. Bununla ilgili de işte biraz sıkıntılar yaşadık. Çünkü bu mahkemeler biliyorsunuz adalet de artık paralı oldu memlekette hakkını aramak. Bunların harçları vardı. Bunlarla ilgili sıkıntılar yaşadık. İşte barodan adli yardım talep ettik. Baro adli yardım yapamayacağını bize söyledi İstanbul Barosu. Sayın Ümit Koca Sakal Bey bize istak imzasıyla yazı gönderdi. Sonra şifayen bize görüştü. Yapamayız dedi. Her yerde gezi gezi diyorlar fakat biz o gün bu sıkıntıları yaşadık. Daha sonra işte kendi imkanlarımızla işte avukatlarımızın gayretleriyle bunu bir dava aşamasına getirdik. İlk başvurduktan sonra ilk dava günü bana verildi. Önümüzdeki ayın 9'unda saat 10.30'da 3 İdare Mahkemesi duruşma salonunda mahkememiz başlıyor. Davalılar İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı. İşte maddi manevi 1 lira manevi dava açtım. 1 lira maddi dava açtım. 100 lira manevi dava açtım. Bununla ilgili de işte şu anda basında bir iki yerde çıktı bu haber. İşte biz Gezi'de vurulan arkadaşlara şunları söylemek istiyoruz. Her ne kadar mevcut iktidar hukuka müdahale etse de hukuk kuralları, kaideler ve kurallar çerçevesinde işletilmek zorundadır. Bunu eğer, bu da bir mücadele şeklidir ben inanıyorum. Eğer herkes davasını takip ederse buradan bir sonuç alacağımıza ben inanıyorum. O zamanki dönemimizin İstanbul valisi vardı Sayın Hüseyin Avni Mutlu. Geçen gün 15 gün önce bir gazetede beyanını gördüm. İşte bir itirafım olacak dedi Gezi ile ilgili. İşte söyleyemeyeceğim şeyler var. Ben bunu daha sonra kitaplaştırıp söyleyeceğim dedi. Biz kendisine şunu söylüyoruz. Kitaplaştırmasını istemiyoruz. Gelsin benim mahkememe de ayın 9'unda anlatsın neler oldu neler bitti. Yani bu kadar insanın bedel ödediler, uzuvlarını, bedenlerini kaybettiler, canlarını verenler oldu. Yani biz daha ne bekliyoruz ki? Sayın Valinin kitap yazmasını mı bekleyeceğiz? Gelsin her şeyi açık açık söylesin. Zaten ben büyük ihtimalle kendisini şahit olarak dinlenmesini isteyeceğim. Çünkü yani bu kadar da aymazlık olmaz. Yani adamlar her şeyi aleni ve açık yapıyorlar. Dünyanın ve kamuoyunun gözü önünde hiçbir hukuk tanımazlık, yani hiçbir şey tanımıyorlar artık. Yani görüyorsunuz artık insanlar malından mülkünden emin değil. Bir bankaya el kondu.
yarın seçimden sonra işte şöyle diyebilirim. Yani kimsenin bu ülkede garantisi yok eğer bu düzen böyle giderse. Evet. Bakın, maalesef. Bunun sadece hukuk alanında bu baskıyla biz karşı karşıya değiliz. Daha önce de Aydın arkadaşın da belirttiği gibi. Mesela emniyet, savcılık hastanelere yazı gönderiyor. O günle ilgili kayıtların dokümanını istiyor. Yani bunlara ne oldu, hangi tanı kondu. Bizim ilk kayıtımızda, bu hemen hemen hepimizde var. Hepsinde var. Hepimizde var. Gaz fişeğiyle veya plastik mermiyle vuruldu. İşte gözünde bunlar gerçekleşti diye yazı yazılıyor. Ya biz geçen gün işte savcıya, Mehmet Selim Kiraz savcıdayken dosyanın işte akıbet hakkında konuşurken dedim yani Sayın Savcım, Şişli Etval size yazı gönderdi mi? Hı hı. Ok meydanı göndermiş. Ok meydanı olduğu gibi yazmış. Yani gaz plastik mermiyle vuruldum. İşte beyanatlar, yapılan uygulamalar, her şey. Şişli Etval göndermiş mi dedim. Hayır dedi, göndermemiş. Biz de gittik hastaneye. Araştırıyoruz şimdi dosyayı. Dosyayı araştır. Dosya belli bir noktada sonra sıkıştı. Bana verdikleri kağıtta ne yazıyor biliyor musunuz? Darp ve çarpma. Şimdi ben merak ediyorum. Bana ne darp etti? Ya da bana ne çarptı veya ben nereye çarptım arkadaş? Yani ben onu merak ediyorum. Yani oraya o yazıyı yazarken ilk tutanakta polisin atmış olduğu gaz fişeğiyle vurulduğunu beyan ederek hastaneye kabul edilen Erdal Sarıkaya bu müdahaleler yapıldı diye yazılan ilk tutanak, sonra ne oldu? Asbel kader değişti. Darp ve çarpmaya çevrildi. Yani bu siyasi yapı öyle bir her alana nüfus etmiş ki, yani siz onun aleyhinde nefes alsanız bile gırtlağınıza çöküyor ve o nefesi size aldırtmıyor. Bu noktada da bizim bu yargı sürecine etki edecek bütün unsurlar aleyhimize dönüyor. Şimdi Şişli Etval'e soruyorum. Diyorum ki ya peki ilk tutanak nerede? Yani bizim orada hastanede yatarken 3,5 saat boyunca göğsüme konmuş olan o gelen her doktor üzerine birkaç kayıt düşüyor. Yani bu tanı kondu diyerekten. O nerede diyorum? O yok diyor, elimizde bu var. Bilmem ne hangi tarihten itibaren kayıtlarımız yenilendi. Elimizde kalan son tanı bu. O zaman delil karartma var. Bunun haricinde şimdi mesela şu da var. O kriminal bürodan gelen rapor istinasından 5 polis deşifre oldu. Ama bundan önceki yüzlerce sayfadaki dosyada görüntü yok. İşte mobese kameraları kırık. Toma'nın kamerası işte bilmem hangi saatte resetlenmiş. Bilmem hangi saatte başlamış, görüntü olunamadı gibi dosyalara, savcılığa yazı gönderilip de altına imza atan o polis memurlarının ve emniyet müdürlerinin akıbeti ne olacak? Direkt görevi kötüye kullanma var. Ve usulsüz evrak düzenleme var burada. Yani bu işin boyutu çok büyük. Evet, büyük. Şimdi mesela şunu söyleyeyim. Hemen süremizin sonuna geldik. Yani son cümlelerinizi alıp hemen toparlarsak çok mesela olacak. Ben şunu söyleyeyim. Valiliğin bu benim bu ayın 9'unda olacak davaya gönderdiği savunma metninde kısa anlatayım. Demiş ki yani ayağını burkarak da bunu yapabilir. Ayağını burkmuş da olabilir. Biz ne bilelim bunun Taksim'de vurulduğunu demiş. Biz hastane raporlarına sunuyoruz. Kendileri onları değiştiriyor. Yani nereden tutsak bilmiyorum. Yani devlet eliyle sahtecilik yapıyor. Resmen evrak karartma. Devlet kendi verdiği evrağı nasıl gizlerim, nasıl karartırım, nasıl şey yaparım. İşte bu, biz şu anda bu haldeyiz. Yani ben ama inanıyorum bu böyle gitmeyecek. Ümit var olmak istiyoruz. Gelecekten de emin olmak istiyoruz. Çünkü bu ülkede çocuklarımız yaşayacak, torunlarımız yaşayacak, gençler yaşayacak. Ümit var olmak istiyoruz. Aradan 2 yıl geçti. Gezi'nin de şöyle söyleyeyim, neden bir siyasal bir beden işgal temsil bulamadığında da, çünkü bence Gezi siyasal, şu anda Türkiye'de siyasal iktidarların geçmişten gelen üzerinde bir hantal, bir ağır bir bürokratik yükler var. Bunları atmadığı müddetçe Gezi'yi anlamaları da mümkün değil. Çünkü Gezi'deki gençleri anlamaları mümkün değil. Keşke yani o Gezi'deki çocukları anlayabilseler aslında Türkiye. Yani ülkemiz bence bütün sorunlarını halledebilecek bir seviyede. Yani bugün bu çözüm süreciymiş. Bunlar aslında Gezi Parkı'nın içindeydi o gün. Hepsi oradaydı aslında. Bütün renkler oradaydı. Gezi bir mozaikti çünkü. Evet, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sadece son nokta olarak şöyle bağlayalım. Lütfen. Biz başlamış olduğumuz mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Hatta şu an program biter bitmez biz yeniden Taksim'e intikal edeceğiz. Oradaki sürecimizi devam ettireceğiz.
Biz bu süre zarfında oluşturmuş olduğumuz, kurmuş olduğumuz Gezi Gazileri Danışma Platformu olarak, bakın Gezi Gazileri Danışma Platformu olarak bu süre zarfında çok fazla kişiye ulaştık ve nice nice kişiler çıkıyor. Bu süre zarfında saçının telinden dahi zarar görmüş ve bu sürece dahil olan veya devletin adaletsizliğine ve hukuksuzluğuna maruz kalan nice yurttaşlarımıza buradan sesleniyorum. Bizlere ulaşsınlar. Biz onlara gerekli bütün imkanları, olanakları tanıyacağız, yardımcı olacağız. Gerek hukuki alanda, gerek sağlık veya gerek sosyolojik alanda. Bizler bir bütün olduğumuz sürece var olabiliriz. Ve bizler ne kadar yan yana gelir omuzlaşırsak bu ülkeyi kendi egomanyası veya kendi algısı doğrultusunda yönetmeye çalışan o bağnaz zihniyete karşı ancak biz başarırız. Elde edebiliriz. Sadece tek ricamız bizlere ulaşsınlar. Tek başına yürümüyor bu iş çünkü. Tamam. Evet, çok teşekkür ediyoruz yeniden. Evet değerli izleyenler, Gezi direnişinin yıl dönümüydü bugün, yıl dönümü daha doğrusu. Yine Gezi direnişi, 2 yıl önce Gezi direnişinde yaralanan Gezi Gazilerinin Aydın Aydoğan ve Erdal Sarıkaya konuğumuzdu. Kendileriyle bu 2 yılda neler değişti, Gezi direnişinde neler yaşandı, hangi taleplerle alanlara gittiler bunları konuştuk. Yine su kapatırken de mücadelemizi devam ettireceğiz söylemlerini dilendirdiler. Yine Taksim'e de olacaklarını bugün dile getirdiler. Öte yandan Taksim yine kapatılmış durumda, araç trafiğine, bunu da tekrar hatırlatalım. Bizler haberlerimizde gelişmelerle saat başında karşınızda olmaya devam edeceğiz.